Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hasbuhanehu ve Teala gibi sakın sınırlarımız, alışlarımız, Cenab-ı Sefer-i Kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gel. Durup selam salatlarımız bulsun. Radiyal alem, iki cuma arasında kılınken hayırlı sahibi işlerimizden ve yardımcısını alınlayalım. Hasıl bulunan sahiplerden, ütkenlerimizin nasip edilir. Bunu bilmeyi, kalptedir, kişilik, hata kemçilik, hem de günahlarımızla avf-ı mağfiret eylesin. Radiyal alem, Kur'an-ı Kerim'de قُلْ مَا يَعْفَرُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ دِينَ Ayet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam eğer sizlerle imanlarınız bulmasa Allah-u Teala özünü nazarına almaydı bekler. Yani Allah-u Teala sizlerimiz insaniyet Allah'ın aldığı huzurda derecemizi Allah'ını aldı da yüzümüz yaralıydı. İman varlığı gibi olan ölçüler gibi. Yani şu iman ne birikti Allah-u Teala. Lakin şimdiden bir kadar da savab ve günah diyen bir derselerini yaptı. Takaza kılgen ki insanla cüz'i ihtiyar verip Müslüman adam şu ikide düşüncelerin arasında umru boyu imtihanlanıp oturken. Bir zamanında savab işler, ikinci zamanında günah işler böyle diyemezse şu bittesine mahkem işler her zamanda ikincisi yani günahki bir başı vurulup durdu. Çünkü ne bilip bilmeyi değilirken bazen bilmezsen günah işi koyuşluyor. Bu insan zaten has bölgen. İnsan akıllı, farasatlı, yasuşu var adam ki has bulgen halatlarından sallanır. Ama bu günah derecesine çıkışlığı için aldın, bu küçükken derselerden başlanırdı, hatadan başlanırdı. Hatalar toplanıp adetki aylanıp kalsa, ki insan günahını kılıp koyar. Çünkü dinimiz ve umumen her kendi talimat, hasreten din İslamımız, Müslüman adam günah kılışlığı emez, hata kılışlığından ihtiyat buluş gerekliğinden de terbiye buluyordu. Çünkü insan hata kılmasa, otomatik revişte o günah kılmıyordu. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, كُلُّ بْنِ اَدَمْ خَطَّعُونَ وَخَيْرُ الْخَطَّعِينَ اَتَّوَّبُونَ دُلَّ İnsan zatı var ki, trik, canzat, akli eskuşucayla insan var ki, hatakardır, hatakarlarının zoru, yaşları, tavbakarlarının tavbanı istifana edemiyorlar. Yani şu bazen bilip, bazen bilmezsen hata kılıp koyarken biz, son şu hatayımız, günahımız uzumuzga ayağım bulsa, eğer bunge nedamet bir şey mi okulsak, bu tavba buladı. İstifana ayıttı çünkü nedamet bir şey mi okul. Bulsak, şunu iç içimizden hıskılıp nadamet kılsak eken bu tavba bulundu. Allah Teala mutlak insan bana şimdi hatakar ekenliğini bilip nadamet çekedeyenlerle haletini düşünüp yani anlam düşündürüp nadamet men gebre yapmen kimdir nadamet kılgen olsa bile düşünü yapmen gebre kimdir hatasını itiraf kılıp, keçkurum mıdır, gündüzüm mıdır, hiç kim görmeden değil, Kuda başkıdır. Günahını, hatanı kıldım, mefaret kılgın, keçirgindir. Nadamet kılgın adam biledir, şu nadamet diye sözdür. Şeyvan diye sözdür. Yani şu insan var ki elbette hata kıladı. Hatanın neticesinde akıbatının nadamet kılgın bulsa, Allah Teala teselli bir vakti bitti ayette. يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّ اللّٰهَ الْغَفُورُ اِنَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ تسلي بو اجايب آيات
Günah kılsayız hem kılavursa böyle de genemez. Günah kılgen adam pişayman kılır. Pişayman nedamet kılır. Şunu diyeyim keçirer miyken de umid var bölgen bendeki nisbete ediyordu. Ey oğuzlarını nefslerine, oğuzları oğuz nefslerine zulüm kılgen bendelerim dedi Allah-u Teala. Adli kılıp oğuzluğu oğuzlu zulümkarlık kılgenler dese bulardı. Yok Allah-u Teala bendelerim dedi. Mütesellî. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umutsuz kalmayın dedi. İnna Allaha yaghfiru zunuba jami'a. Eğer Allah Teala hem günah keçirer. İnnehu huvel gafurur rahim. Hudan mağfiret kılgıcı zattır. Ve yine kıyamette mehrimanlık kılgıcı zattır. O zaman sıfatlı belirttir. Yine kaydan bakılır. Oğuzge oğuz zulüm kılgen bendelerim diyene kılı uğrayla ben keçir oru uğramen diyenemez. Kılıp koyup pişayman nadamet kılgenini yine başına silip teselli bir vakti ki bunu pişayman yeğenin tavba kılgenin inşallah ben kabul kılamayın derdi Allah-u Teala. Ege çünkü mağfiret kılgıcıma hem bu günah keçiremen. Ulamalar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başka ayetlerden kim çıkıp dediler ki şirk günah hem keçirilirdi mi dese şirk günah keçirilirdi, beşerde tavba kılınken bulsa eğer şirk kılırıp kılırıp ölüp etken bizi keçirilmeydi. Ayette kirgen derse, şirkten başka hem mi günah keçirilir? İlla en yüşreke bihi şey'e dedi ayette. Demek ki şirk keltirilgen bulsa, o keçirilmez. Demek, yani şu ayette tuğlu hikmet bulgen insanını yine hem hayatta yaşayıp hayat devam etişkiriliği yani bazı bir adamlar buladı. Pessimist idularına bir de yol çıkıp koysa bu oldu şunlar tarvuzları, kontrollerden çıkıp getirip bu oldu dünyada yeniden de makalemende şimşek üretkenler buladı. Yok, ne makasıyız hem? İnsan hata kaldı. Hata kılıçlık insanın has. Hata kılması aparsın. O tentek buluşluğu mümkün. Ulanın günahı olmayıdı. Sağ, aklı farasatı, farasatı cahide, aklı insan var ki hata kılıçlığı tabi değil. Lakin bunu suistimal kılması gerekir. Hata kılıç tabi iken de geldi. Takdire mümkün. Hata kılıç, kılıç, takdire iken, peşinem yazılken iken, alkaç buluşluğu, uğur buluşluğu, muttaham buluşluğu, peşinem iken, şu günah kılıçlığı, şu günah kılıçlığı değilken de buluşluğu. Buna kalmasın. Belki insan hata kılsa, tavla kılsın, hayatın devam kılsın. Yaşlılığın takatı olsun, yamalıyla onun çetleşke hareket kılsın. Hazreti Ali radıyallahu anhu, Amir al-Mu'minin tördüncü halife bulup dururken paylaştı, uğurunu uçup gelişti. Ne uğurlu kıldınız? Bu günah bilesiz ki Allah-u Teala haram kılgen, ayeti günah haram kılgense, takdir maqlaydi xato shu gunoh qilishlik taqdir ekan. Aqllilik moqchi bo'lgan o'zing qo'lingizni kesamiz taqdir ekan. Ana shunaqa, demak, hamma narsani ham taqdir ekan deb peshonimga yozilgan shunaqa bo'lishiga deb odam o'zini oqlab qo'ymaslik kerak. Inson o'zini ixtiyotini xuzu hizrakum o'zingizdan ixtiyotingizni qilinglar, keyin harakatingizni qilinglar degan. Demak, umumiy ma'noda shu gunoh qilib inson tavba qilishligi kerak va hech ham Allohning rahmatidan umidsiz qolmasligi lozim. Günah kılıçlık insanını, hata kılıçlık insanını tabiatı gibi has buladığım olsa bu yukarıda etilgeni de bir tamamen sahabını aslında mahkem uçla varış gereği lakin her zamanda baş bir günahken vurulup duradı. Hatayı vurulup duradı. Ad dinersen. Ad dinersen de misal getiriyoruz. Koçada kedi etkenizde ağızı durdurup kalp puf kılıp tuflavalışıyız bu medeniyetsiz bu hata bu. Eğer bir mertte tuflagen olsayız, yerteki cemiyeti aldı burun izleyip kalkıveriz. Mezzetim. Şu bile edepsizlik dünyaya göre vücudu kirleri, şu edepsizliğin esasında gençlik günahlayan kirli uğradı. Her kıl edepsiz gepler, o hakazı hakazı narsalar bu günah kalıp kirleri. O dinerse bu. Az yolda kedi yapma, aldım da bitti maşını. Gidip yaptı. Yani
Jistina banki var o, pisillab ochiladigan temir banki ichimligini ichdi. Shuni otib yubordi oynadan. Ketyapti mashina, otib yubordi. Orqada kelayotgan mashina qatiga tegadi, farqi yo'q. Oynasiga tegib ketadi. Yoki u mijir g'ijimlanib sinib bir chedi, qasir boshqa mashina ana qildiray kirib ketadi. Uni dardi yo'q. Uni ish emas, u eng asosi uni ishi bitdi, ich bo'ldi uni. Endi mashinasi top-toza musul bo'lmasligi kerak. Mana shunaqa oddiy narsalar deb o'ylaymiz, aslida bu bilib turib qilingan xato. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnatlarida, bizning shariatimizda atrof muhitingizni toza saqlashlik bu dinimiz talabi hisoblanadi. Endi bu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, bu gunoh bo'lib qoldi. Bitta odam mashinasida bir narsani ichib yoki bir narsani kerak emas narsani oynada shunday ko'chaga otib yuborishlik, ya'ni atrof muhitni iblos qilib qo'yishlik. Bu adabsizlik xato bo'ladigan bo'lsa, insonning shariat nuqtai nazaridan gunoh bo'ladi. Bu oddiy narsadir. Mana shu gunohlarni qilmayman deb bir kishi Ibrohim Adham hazratlarining huzurlariga keladi. Ibrohim Adham namus bir paytlar qo'sho darajasidagi odam bo'lib, keyin hamma menga masakan, sekin o'zimni ibodatim qilib yuriydi. O'zini hayotini Allohga topshirgan insonlardan, shaxslardan. Shu kishi tavba qilib, inson borki yuqorida aytilgandek xatosi bo'ladi, gunohi bo'ladi, tavba qilishi lozim. Tavba qilib shu hamma narsadan voz kechdilar. Hikmat egasi bo'ldilar, vali darajasiga erishdilar. Bir kishi kelib tafsir menga bir gunoh qilmasligimga bir nasihat qilsangiz. Bir doriga o'xshagan narsangiz bormi gunoh qilmaslik uchun? Aytdilarki bor deb 5 ta narsa. Shuni qabul qilsang, aytaman. Qabul qilsang shartim shu, aytaman. Ayting, men shu narsa muhtojman shu narsa. Birinchisi bilan gunoh qilgan bo'lsang, Xudo senga bergan rizqni yemagin dedi. Xudo rizqidan yemagin, hech narsa yemagin dedi. Qizoygansiz dedi. Ana inson bo'lsam yemasam o'lib ketaman dedi. Aqana qilib gunoh qilgan Rabbingga gunoh qilib turibsan, rizqni Xudo berib oldi. Sen yana unga osiylik qilasan. Uyalmaysanmi? Sal qattiqroq bo'ldi, ikkinchisini aytingchi dedi. Gunoh qiladigan bo'lsang, Xudoni yerda yashamagan. Boshqa joyga ko'chib o'tgan. Bu ham qiziq bo'ldi dedi. Hamma yo'q Xudoni yaratgan joyi bo'lsa, men qattiq yashayman. Bugungi zamonaviy ritm bilan yashaganda oyga maska chiqib ketaman dedi. U Xudo senga rizqini bergan bo'lsa, yerdan bitta joyni bergan bo'lsa, qana qilib gunoh qilasan? Yo'lmaysan. Uchinchisini aytib qolaymiz. Uchinchisi, gunoh qiladigan bo'lsang, Xudo bilmaydigan, ko'rmaydigan joyda gunoh qilasiz. Bir-biridan qiziq bo'ldi sizga gapingizda. Aqlan qilib, ma'rus. Hamma Xudo yaratgan bo'lsa, Xudo ko'rmaydigan joy bo'lar ekan. Xudo hayyul qayyum bo'lsa, biror bir lahza ham bir dam olmasa, ko'zini yumib tinim olmasa Xudo. Aqlan qilib Xudo hamma uni bilar ekan, qiladigan ishini ham bilar ekan. Hamma joy Xudoniki bo'lsa, senga rizq berayotgan bo'lsa, uyalmaysanmi deydi Xudo qilishga. To'rtinchisi nima ekan deydi. To'rtinchisiga qilgan gunohingga tavbani keyinroq qilgan dedi. Keyinroq mabodo o'lim kelib qolsa, keyinroq kelinglar, men keyinroq qilaman. deb qo'ygan. Tavbani qilib, keyin o'laman deb qo'ygan farishtalarga. Men Xudodan kelgan ajalga men qalb turib bera olaman dedi. Men farishtalarga uni kutib turinglar deyishmoqman, men hozir tavbani qilib olay, keyin bir deymanmi dedi. Ha, xo'p, shu narsani boshqara olmasa ekansan, gunoh qilayotgan paytda o'lib ketsang nima bo'ladi dedi. Xo'p, men 5-inchidan tinglashga majbur ekanman, aytib qoling. Do'zoxga kirayotgan paytingda farishtalar seni tuzoqqa tushirib qovuradigan farishtalar bor. O'shalarga to'xtab turinglar, keyinroq kelinglar, lekin meni yo'qqa olib bormanglar, boshqa joyga olib boringlar deb shartingni qo'yib qo'ygan dedi. O'zi
peşine şor bulup tuzağı bitirgen bulsa, yani farsıra gelip ben tuzağı sağlı boşaltı kılırken azabı tartırken azabımı tartışım kereyi bulsa, ben kana kılıp bulursa da, ha kana kılıp bulup kılırsa yani dedi. Kuda rızk verirse, yaşatıp koygen bulsa, hamıya kuda bulup dururken bulsa, acarlı keçitir olmasaydı. Uyağdaki takdirini yani tuzağımı cennetini bilmeseydi. Tuzağ olurken olsa onu uşattığım eşiğine yol bulup durup alıp makarmayı ben duramasaydı. Bu hemen aklıda bari adli yapılar bunlar aslında. Demek ki insan özünü özü başkarışı kerek. İnsan özünü özü nazarını kılıp duruşluğu kerek diyen bunu. Çünkü Allah Teala insan hata kılırken olsa elbette tavasını kılıp kalsa. Dip, imkaniyem gerek. Her bir adam, bazı bir adamlar bir kesal buldum, ölümden bir kayıttım dedi. Bekarge kayıtmamışsınız, bu sizge, şu gibi kop kayıtlarımız, günahlarınızdan baklanacağız, rehabilitasyon imkaniyeti verildi her bir insanga. Her bir insanga, şu dünyanın uzda, uzunu uzun akla kudana aldı, uzunu uzun akla koyuş imkaniyeti verildi. Fakat her bir insan miye afsus ki o şey kaysı bir müddet, kaysı bir davar ekenliğini bilmiydi. Çünkü biz şeriatımız her bir ganimet, her bir lahzanı ganimet bilindiğinde şu buladı ki imkan var payıda, imkan topluyken halatı darru istifal, tavba kılıp düşülük bu Müslüman adamda maz bulgen, yarışabilen iş, zaruri, zarurat bulgen işlerdi. Allah Teala Ebu Zerr'in ıffari, Peygamber Aleyhisselatü'nün sırdaş sahabelerden yani kul, şer'i, hikmetlik sırlarını bilgen sahabelerden bulundu. Sanaklı sahabelerden. Ebu Zerr'in ıffari'nin rivayetlerde Peygamber Aleyhisselatü'nün rivayetlerinden hadis-i kudüsü var. Uzun gene hadis deyken Allah Teala dedi, ey bendelerim, ben özümde zulümünü haram kıldım, sizlerge hem haram kıldım dedi. Allah Teala zulüm kılmaydı. Bir cümle maruzası da sohbetimizde etkenmiş ki Allah Teala'nın fazlı var, Allah Teala'nın adaleti var. Allah Teala'nın fazlı kerimi bir savab işin gizli kâmede bir 10 savab, bitti iş yok bittemez, 10 savab kılıp kaydırırken bu sebep ondan kop. Her bitti kılınan günah ki adaletinden kep çıkıp bitti ceza verirdi. Demek ki kubrağı verişlik, yaşlı savuklarını verişlik, fazlı kerem bu da diyen olsa, günah ki ceza verişlik, bitti ki bitti, ceza verip koyuştuk, bu Allah-u Teala'nın adaleti var. Allah-u Teala zulüm kılmaya değişiklik, hem özgü özgü zulüm kılmaya. Allah diyordu, ben özgü zulümünü haram kılgen ben ey bendelerim sizlerge haram. Bu da yani bir adam ikinci adam zulüm kılmasını gerek, mehribanlık kılıştık. Ey bendelerim, ben hidayet kılgenlerden başkalarının adaşken sizler dedi Allah. Huda hidayet verse, birdir. Eğer hidayet vermese, şu adam adaşken bulur. Adaşken bulur. Eğer hatta ki namaz okusayım. Kup mu, kem mi? Türlü harkıl, gayelerini tarafı kıladırken namaz bir tesafte tutturup namaz okuyduken, bir kıl ruzu tutuyduken, bir kıl haç kıladıyken, boy bozu zakat verildiyken. Lekin adaşık etken, kulağa kolu var, kuzu var, ayağı var deyidiyenler kem var. Her kıl. Kulağa cisimde lazım kılgenler bunu. Kulağa Osmanlı deyidiyenler. Kudu kulağa samimde çıkandır ve katıdır. Üçünü, cayını üçünü korgendir. Kosmos ki çıkanlar topam yaptı, korumayıp düşünürsen. Bütün yer kurarsın, iki mertelap, aylar motorda gidiyor, o kosmos'tu, fazalı. Anıl kılıp kuda Osman'da dediyenler bu. Ama Osman, ahl-ı sünni ve cemaat ben dedi. Allah hidayet vermesi kıyı. Demek hidayet vergenlerinden başkayın, adaşkansızlar dedi Allah Teala. Ey bendelerim sizler keçeyi gündüz hata kılasınlar. Ben keçeyi uğramam dedi. Keçeyi gündüz hata kılasınlar diye Allah-u Teala. Ben hata ben mağfiret kılamam diye Allah-u Teala. Çünkü fakat benden mağfiret soruyla diye Allah-u Teala. Ey bendelerim, ben zarar yetkese alınmışsınlar.
Agar zarar yetkazaman deydigan yetkazolmaydi, foyda keltiraman Xudoga, mana men bir yordam bering Xudoga deydigan men yordam bera olmaysizlar deydi. Agar inson bo'lib, jin bo'lib, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, to'planib olib turib, menga bitta zarar qilaman desa, umuman zarar yetmaydi menga. Nega? Chunki bu o'sha to'dani Alloh taolo o'zi yaratib qo'ygan. Agar insu jin bo'lib, hamma to'planib olib, menga manfaat keltiraman desa, menga bir narsa ortiqlik qilib qolmaydi, menga bir mulkimga bir ziyodalik vujudga kelmaydi. Mulk zarar qilaman desa, hammani to'planib olib qilsa qilaman desa, mulkimdan biror narsa kamayib qolmaydi. Foyda keltiraman desa, mulkim ko'payib qolmaydi. Agar ey bandalarim, hammalaring to'planib olib mendan bir narsa so'raydigan bo'lsalaring, deydi Alloh. Dengizga bitta ignani tashab shu ignani chiqarib olgandek bo'laman dedi. Bilinmaydi, mutlaqo bilinmas narsa. Dengiz, okeanni gapirmaymiz. Borliq suvni ichiga bitta ignani tashab turib, ichidan suv urib olgandek bo'laman dedi. Arzimagan narsa mavjud yo'q. Hammangiz amallaringiz sizlar uchun, o'zingiz uchun deyapti. Amallaringiz o'zlaringiz uchun. O'qiyotgan namozimiz, tutayotgan ro'zamiz, berayotgan zakotimiz, qilayotgan hajimiz, sadoqat, nimaiki yaxshilik, nimaiki amal bo'ladigan bo'lsa, hammasi o'zlaringga. Yana o'zingiz uchun qilgan amalingizga yana men mukofotim beraman dedi Alloh taolo. Kim yaxshilik qilsa, topsa, Allohga hamd aytsin. Boshqacha bo'lsa faqat o'zini ma'lumot qilsin deyapti Alloh taolo. Imom Muslim hazratlari o'zlari sahihlarida sahih to'plamlarda keltirgan hadis qudsi. Yaxshilik qilsanglar Xudoga hamd aytinglar dedi. Payg'ambar hadis qudsi. Yomonlik qilsanglar o'zingizlaringizni peshonaga uraveringlar deyapti Alloh taolo. O'zingizlar ma'lumot qilinglar. Ya'ni Alloh taolo hech kimga yomonlik qilish peshonasiga bitib qo'ymagan. O'sha gap alkaz bo'lib ketgan odam peşana ekan deyishligi katta xato u. Alloh taolo unga peşanasi deb bandaq shunaqa yaramas odam bo'lasan deb yozmagan. Chunki Alloh taolo zulmni o'ziga harom qilgan, shu hadis qudsiyni birinchi matni. Oxirda nimaiki yomonlik bo'ladigan bo'lsa o'zingizdan deyapti. Nega? Chunki insonga Alloh taolo juz'iy ixtiyor bergan. Biz shu ixtiyor bilan aslida qo'limizdan kelsa agar ba'zan kimdir ezishga harakat qilamiz. Fursati yo'q bo'lsa, fursatni yana ham bermaslikka harakat qilamiz. Ba'zan alam bo'lsa bizda mehribonlik qilmaymiz. Aslida musulmon odam mehribon bo'ladi. Kechirimli bo'ladi. Alloh taolo kechirgan gunohni endi bandasi kechirmasligi ajoyib g'aroyib narsa. Ba'zilar bor, tavba qilgan, alhamdulillah. Tavba qilgan o'zidan kelib chiqib, tavba qilganligini his qilib sal hali tavbaga yaqinlashayotgan yoki hali yaqinlashmagan odamlarga yaxshilik nasihatini qilaman, o'zim boshimni o'tkazdik uchun deb gap gapirsa, o'zing kim eding-u deydi. Nima o'g'ri qarisi so'pi bo'ladimi deydi. So'pi bo'lganiga shukr. Siz so'pi emassiz. O'g'irligingizni yuribsiz. Masala shunda. Kim eding-u men nasihati nima bo'lardi degan bu bir tushunbolani gap. Bu o'sha tavbani qilish niyati yo'q. Shunga mutlaqo qiziqish yo'q. Bu haqida o'ylamaydigan odamlarning gapi emas. Agar inson bilan yondashganda edi, haqiqatan bu odam amana qaydi? Vagon ichardi shu odamni. Qarang, namoz ham qopti, haqiqat Xudoga yaqin bo'lib qopti degan fikr yo'q. O'zi kim edi deydi. O'lib ketgan bo'lsa 10 yil, 10 yillab gunohini chaynaydi. Vagon odamida bu vagon qaydi? O'zicha mana qaydi? Har xil o'lib ketdi. Suyagim qolmagan chirib bo'ldi hamma yoqda. Uni ham chaynaydi, o'lib ketganini ham. Innahum kanu yusari'una fil khayrat va yad'unana raghban va rahba va kanu lana khashi'in ila Alloh taolo. Ajoyib tafsir qilyapti. Ular yaxshilikka shoshilishar. Yana bizga rag'bat va qo'rqib duo qilishardi. Ya'ni o'sha bir mani boshini o'tganini bir tushlam qilmasin, shularni boshiga tushmasin degan ma'nodagi bir yaxshilik, bir ilining silagan deb gapirilgan. Yana
bir umid qilib shular deyap yaxshi bir odam bo'lib qolar. Shundan bir gunohga botib ketmasin deb qo'rqib bir yaxshi gap gapirsa, kim deyorsan o'zing? Aslida iymonni masalalardan, aqidaviy masalalardan bittasi xavf va rajo deydi. Qo'rqishlik va umid qilishlik. Har bir inson aslida qo'rqib va umid qilib yashashligi lozim musulmonlar. Nega qo'rqadi? Chunki o'sha yuqoridagi gap, bilib-bilmay gunoh qilamiz. Xudo kechirarmi, kechirsin deb o'sha kechirmasa-chi degan bir qo'rquv bo'lishligi kerak va ayni paytda kechiradi degan umid ham bo'lishligi kerak. Shuning uchun xavf va rajo bu bizni shar'iy aqidaviy masalalardan bittasi hisoblanadi. Imom Termiziy rahmatullohi alayhi sunnalarida mana shu shu oyatga nisbatan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni keltiradilar. Anas roziyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir vafot o'lim to'shagida yotgan bir yigitni onlariga ziyoratga kelib aytadilar, aytdilarki, holing qanday, o'zingni qanday his qilyapsan? Bu yigit aytdiki, ya Rasululloh, men Allohdan umid qilyapman, lekin gunohlarim bor, shundan qo'rqaman dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ikkita, ya'ni xavf va rajo, qo'rquv va umid mo'min bandaning qalbida bo'ladi. Agar bular jam bo'lsa, mana shunday odamni Alloh taolo gunohini kechiradi. Ikkalasi bir-birsiz turmaydi. Odam faqat umid qilaversa, xayolparast bo'lib qoladi. Faqat qo'rquvsa, kompleksli odam bo'lib qoladi. Shuning uchun ham umid, ham qo'rquv degan narsa ikkita his tuyg'u, Xudoga nisbatan, qo'shningizga nisbatan emas. Undan qo'rqsa menga bir tin pul beramikin deb qo'rqmaydi. Men gunoh qilib qo'ysam, Alloh gunohimni kechirarmikan, yo'q kechiradi degan umidda yashash kerak degan. Shuncha Alloh taolo birinchi keltirilgan oyatda la taqnatu min rahmatilloh, Allohning rahmatidan umidsiz qolmang deyapti Alloh taolo. Bugun gunoh qilayotganlar ko'p. Juda ko'p. Har xil gunoh, izashironli gunohlar bo'lib ketdi. G'alati az bir adam gelip nasıl yapabilirdiler. Şimdi ben telefon kılıp pensiyonlarında kartasını boşaltamadım. Siz telefon kılışam şartmazken. Şu aparatla çıkan, yanında telefon yanınızda olup geçse kartınız olsa magnet kılıyı hiç olmuyor bu yüzden. Subhanallah biz. Bir tamamen tarafıya doğru başlayan etken bozdu. İkinci tamamen hongra bir yılı yediğin falan. O'zini qizi mana pastda maktabda o'qiydi 120 da. O'zini o'qituvchisini bitta oyligini shilib yuboribdi firibgarlar. Qo'rqinglar, Xudodan tavba qilinglar, u Allohdan qo'rqish kerak, birovning haqqi u. Boshqa nima bo'lsa qat'iy nazar. Albatta inson o'zini ehtiyotkorligini qilishligi kerak, lekin umumiy ma'noda biz hozir inson o'zini o'zi ehtiyot qilish haqida gapirmaymiz. Biz Allohning umidi gunoh qilsa tavbadan keyingi bosqich ekanligini tushuntirmoqchi bo'lyapti. Ha, o'sha Ibrohim adhamni dialogidan kelib chiqib, hech kim ayta olmaydiki, men farishtalar kelib qolsa, u shuncha qilgan firibgarligim, shuncha qilgan gunohimga bir tavba qilib olaylik, bir kimni beringlar, deyolmaydi u. U bir paytda u smertni kazni bo'lgan paytda osishdan oldin oxirgi gapini nima desa, bir kimni berilib duo qilib olay degan bir holat bo'lardi. Yo'q, u farishta kelsa bo'ldi, o'sha yerda birga bor u. Bir tomondan biladi u. U nima gapni borib so'ramaydi ham. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'ralmagan u. Biz kim bo'lmiz unga? Demak, o'lim kelib qolsa tavba qilib qolarmikan, tavba qilib qolarman deb umid qilishlik yaxshidir. Lekin u qachon kelishligini bilmaymiz, masalan shu yerda. Agar buni nishoni kelsa ham mayli edi bir. Ertaga indan bir anaqadir bir qush devor jelazizga qush uriladimi bir qanaqa nishon kelsa ham mayli edi. Yo'q, nishon yo'q deydi o'lim haqida. O'shaning uchun insonni yuqorida biz suhbatni boshlagan fikr shundan iboratki, dinimiz gunohdan gunoh qilishdan keyingi tavbadan ko'ra gunoh qilmaslik choralarini ko'proq qo'llashga chaqiradi. Bu esa inson birinchi navbatda o'zini o'zi Xudoning oldida doimo nazoratda ekanligini unutmasligimiz kerak. Bugungi
qilinayotgan isrofgarchiliklarimizdan bittasi bu suv. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Sa'd roziyallohu anhu tahorat qilsalar Rasululloh yonlarida o'tdilar. Ya bu nima isrofgarchilik dedilar. Endi tasavvur qiling. Sahro bo'lsa, suv arida, daryolarda oqarmidi? Qancha suvni tahorat qilardi odam? Shunda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu nima isrofgarchilik dedilar. Ya Rasululloh, men tahorat qildim, tahorat ham isrofgarchilik bo'ladi dedilar. Daryodan tahorat qilsang ham dedilar. Oqib turgan daryoda tahorat qilsang ham suvni isrof qilmagin dedilar Rasululloh. Biz ko'p misol keltirilyapti. Tish yuvishimizning o'ziga 3 litr suv ketadi. Kamida. Agar bankani tish yuvayotgan cho'tkalab tish yuvayotgan paytimizda bankani qo'yib qo'ying, agar 3 litr to'lmasa, shu 3 litr suvingiz bundan to'lib beradi. Nimaga Yevropada bitta bir stakan suv qo'yib qo'yadi, suvni o'chirib tishini yuvadi, keyin tishini yuvgandan keyin shu stakan suv bilan og'zini chayadi. Bizda 3 litr yo'q deganda ketadi. Bu isrof-ku. Yo'q, bu bekor emas mana. Yo'l harakat xavfsizlik qoidalaridan bittasi, mashinani o'tkazib xohlagan joyingizda mashinani yuvishlik ham xato hisoblanadi. Hamma narsani isrof bor. Suvniki alohida u pul to'laganingiz bilan to'lab qo'yganman. Pul to'laganingiz bilan sizning nevarangiz suv ichish kerak hali. Agar nevarangiz sizni ko'rayotgan bo'lsangiz, evaro tug'ilik degani o'sha tug'ilayotgan evarangizning nevarasi ham suv ichish kerak. Har qanaqa texnologiya rivojlanmasin, nano bo'lib, mikro har qanaqasi bo'lsa, suv o'rnini bosolmaydi hech qaysi bir. O'shalar ham suvni evaziga rivojlanadi. Shuning uchun suv tejamkorligi bu har birimizni va boshqa resurs ham. Hattoki o'zingizni kuchingizni ham inson resursi deydi, o'zini kuchingizni ham aslida maqsadli sarf qilishlik dinimizni chaqiradi.